Yani bir defa genel seçim olmadığı için böyle bir ittifaka biz ihtiyaç duymadık. Genel seçimlerde yüzde on barışı özellikle önemliydi bizim yönümüzden. Bu sebeple orada yer almıştık. Ayrıca bir de seçimlerde büyük bir başarılı gösterip meclise güçlü bir şekilde girilmiş olsaydı bu başkanlık sisteminde bir değişiklik olmasında fayda görüyorduk. Biz yani meclisin daha da güçlü hale gelmesinde. E, mahalli seçimlerde böyle bir durum söz konusu değil. E, siyasette de her zaman söyledik, e, iki kere iki her zaman dört etmiyor. Bazen üç, bazen beş ediyor. Çünkü toplumun ittifakları olan yaklaşımı e, farklı. Çünkü onlar toplum farklı algılıyor. Bundan dolayı biz bu seçimde e, böyle bir ittifakta yer almanın e, hem partimiz için hem de ülkemiz için pek gerekmediği kanaatine geldik yer almadık. Ama dediğim gibi yani o zaman da söylemiştik e, illerde, ilçelerde, beldelerde oradaki arkadaşlarımızın bir dirsek temasında bulunmasında da bir mahsur görmediğimizi ifade etmiştik. Ben tam tersi yani İyi Parti'nin bir aday çıkaracağı konusunda bana bilgi geldi ama bazı yerlerde aday çıkarmayabiliyorlar. Şu anda onun için kesin bir şey söyleyemem ama adayımızın güçlü olduğuna, onun babası bizim eski milletvekilimizdi. Bu sefer de inşallah çok iyi bir netice alacağımıza ve seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Geçmişe giderek dün hayatta olmayan insanların hayatta olan babaları üzerinden bugünkü insanları, Tenkit etmek, itham etmek çok büyük bir hatadır diye düşünüyorum. Yani her şeyi bir kenara bırakıyorum. İnancımız gereği Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşlarından bir kısmının babaları, dedeleri inkarcıydı. Yani Ebu Cehil meşhurdur. Ama Ebu Cehil'in oğlu Peygamber Efendimiz'e intisap etti, Müslüman oldu. Senin baban böyleydi denebilir mi? denmez. Bugün de geçmişe dönüp senin baban şu hataları yapmıştı. O günün şartları da farklı. Bugün bir insanı babasının eğer yapmışsa onu da ben dikkate almadan söylüyorum. Babasının yapmış olduğu bir hatadan dolayı itham etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Herkes kendisi sorumludur yaptıklarından, yapmadıklarından, hatalarından dolayı bu husus maalesef iktidar partisi tarafından hep göz ardı ediliyor. Sırf siyasi bir rant elde edebilmek için sürekli geçmişe atıf yapılıyor. Geçmiş 1950'den sonra Türkiye çok partili sisteme döndü. Ama bugün AK Parti 1950 öncesi tek partili sistemin tam manasıyla savunucusu haline geldi. Bunu neyle izah edeceğiz? Yani bu yaklaşımları yaparken biraz insaflı olmak icap eder. Çünkü insanlar da değişir. Kanaatlerini değiştirebilirler. Bugün yanlış yapan yarın doğru yapabilir. Bugün doğru şeyleri söyleyen yarın yanlış da yapabilir. Ama babasından dolayı bir insanı itham etmenin kesinlikle doğru olmadığı kanaatindeyim. Farkında olmadan kendilerini tarif ediyorlar. Ben öyle anlıyorum. Çünkü bir insanın ağzından çıkan laf karşısındakini değil, kendisini tarif eder. Ben küfredemem. Birisi bana küfrediyorsa o laf beni tarif etmez. Küfreden insanı tarif eder. Bu adam bu kadar aşağılık olabiliyor der. Onun için bizimle ilgili olarak birileri çıkıp da zilletmiş, şuymuş, buymuş. Bu çirkindir bir defa. Bir parti başkanının kendisini bu kadar aşağıya indirmesi hiç de hoş karşılanacak bir şey değil. Onun için ben o konularda sadece kötü söz sahibine aittir diyorum o kadar. Onun da üzerinde durmuyorum. Ama ülke yönünden üzülüyorum. Çünkü bu kutuplaşmaya sebep oluyor. İnsanlar birbirlerine karşı ya farklı kanaatli tedir şu arkadaşım diye yaklaşmıyor. Düşman gözüyle bakmaya başlıyor. Tahkir ederek, hor görerek yaklaşıyor. Bu da memleketimize bir fayda sağlamıyor. Halbuki iktidarın ve iktidara destek verenlerin ülkede barışı, huzuru, kardeşliği sağlamak en önemli görevleridir. Bunu ihmal etmemeleri icap eder. Biz şimdi tam farklı bir manzarayla karşı karşıyayız. Medyaya hakim oldukları için üzülerek ifade ediyorum. Bu kelimeleri kullanıyorlar biz bunun e, millete zarar verdiği kanaatindeyim ama şunu da görüyoruz, yavaş yavaş millet uyanıyor. Kamplaşmak istemiyor. Kendi ailesinin içinde farklı düşüncelere, kanaatlere sahip insanların olduğunun farkına varıyor. Ama annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, çocuğuyla bundan dolayı kavgalı olmayı düşünmüyor artık insanlar. Düşünenler var mı? Var. Ama adetleri, sayıları giderek azalacak bunların. Ve bugün başkalarına bu çirkin ifadeleri kullananlar yarın kendilerinin aynı noktaya düştüklerini görecekler.